biz dün akşam çok güzel bir konserdeydik. Ah, öyle mi? İçimiz, yüreğimiz nereye dağlandı. Gittiniz? Ali abimle birlikteydik. Size anlatıyorum. Biz öyleydik derken Gülay'ın konserindeydik. O Perşembe günü konuğumuz olacaktı. Gülay konserini anlatırken Yasemin istersen tek al şu çayımı bitireyim. Ekrana karşı çay içmek biraz şey oluyor. Dönüp derim. Teşekkürler. Hoş. Sada, TRT Müzik'le Zorlu Performans Sanatları'nın ortak projesi. Her bölümde de bir başka müzik insanı, yorumcu konuk oluyor. Gülay konuktu aynı zamanda. Tabii bir, önemli bir konserdi de. İstanbul Kanatlarımın Altındayla başladı. Ama gelin Ali abi de yorumlamadan önce çok güzel videolar çekti Ali abi ya. Yani nasıl yürek parçalayan bir ses bu. Ben Gülay'ı yani, her zaman çok severim ama canlı dinlemek. Çektiğim videolardan müzikli olanları yayınlayamıyoruz. Onları Ali Eyüboğlu Official'da izleyebilirsiniz. Ha, evet, oraya bakın. Ama açılışta yaptığı konuşmayı ve babasına dair, babası da bir sanatçıydı, anılarını anlatırken ben kayıttaydım, onları dinleyebiliriz. Hadi babam beraber yola çıkmışlar. Babam tabii orada bir tane kızcağıza aşık. Yaş 14, kızcağız 12 yaş. Boş bırakmayayım, konuşayım isterseniz. Biz anlatalım. Şu anda bir ses geliyor da bize geliyor. Öyle mi? Neyse, yola çıkmışlar, revan olmuşlar. Dedem ve babam sormuş birkaç kere. Nereye gideyiz babuba? Demiş. Babuba ve baba. Nereye gideyse, nereye gidiyoruz tabii. Göçmenler çok iyi biliyorlardı. Dedem hiç cevap vermemiş. Tren istasyonuna geldikleri zaman Türkiye'ye doğdum demiş. Türkiye'ye doğdum demiş. İlk defa söylemiş ama orada. Tabii babam sevdiği kıza veda edememiş. Buraya gelmiş geldiklerinde. Bu hikayeyi anlatırken boğazım büyümleniyor, kekeliyor. Yani hakikaten çok babamı iki kere ağlarken gördüm hayatımda. Bir tanesi bunun hikayesini anlattığımdaydı. Bir tanesi de ölmeden önce yine bu kızdan bahsettiğindeydi. Ne yazık ki. Valla duydu burayı duydu maalesef. Çünkü annemin yanında anlattı. Anlatmalıydı belki de, boyun borcuydu artık. Giderek bir söylemek lazım tabii. Tabii. Demem o ki, babuba aslında oradan buraya sevdiği bırakılarak veda edemeden bir gelişim hikayesi, öyküsü. Gerçek bir hikaye. Onun içindir ki içinde hem ritim hem de hüzün beraber var. Hey 15'te de yaşarız bunun içinde. İnan, bir ağıt olmasına rağmen aslında oynandığı zaman, dans edildiği zaman çok kızılır ama bu bir, aslında bu da bir vasiyet. Kimse bizim gözyaşımızı görmesin, bu türküyü söylesin kızlar ve oynayarak söylesin diye vasiyet edilmiş bir türkü. Aslında o yüzden oynanır ama bizim yani içimizden çok gelmez biz hey 15 diye hepkini hey 15 diye söylemeye devam ederiz. Ben öyle söylemeye devam edeceğim en azından. Babama için ben sevgili Gülay Sütçü adaşımı buraya davet etmek istiyorum. Bize dansıyla eşlik edecek ve konuşuyor. Birlikte yapacağız. Sevgili orkestra arkadaşlarımızı gerçekten almak istiyorum. Kulecim görüşürüz. Herkese çok çok teşekkür ederim. Gülay Sütçü kocaman alkışlarla davet etmek istiyorum. Sağolunuza. Hoş geldin. Aa, fotoğrafımız sonunda kuliste ziyaret ettik Gülay'ı. Besteci vefat etmiş olan babasını rahmetle analım biz de. Eyüp Ercan Sezer'e aitmiş babuba. Balkan göçmeni babası. Müthiş bir hikayeydi. Ve abi benim anne tarafım da Bulgaristan göçmeni. Hani babuba bütün düğünlerde çalınır o tarafın. O hikayeyi öğrenmek babuba yani e-baba gibi düşünün. Öyle bir hitap. Evet. Beni çok etkiledi. Ne güzel çekmişsin sen de. Valla bu bestelenme, yazılma gayeleriyle kullanılma şekiller arasında ciddi farklar olan türkülerden biri de bu. Yani bu bir genç, bir kıza aşık oluyor. Onu bir daha göremeyecek şekilde o ülkeden ayrılıyor. Başka bir ülkeye gidiyor ailece. Onun arkasından duygularını dile getiriyor. Ama uygulamada baktığın zaman bu düğünlerde vurup atlasın, çal oynasına meze olmuş.
yani gerçek midir değil midir bilmiyorum ama Ferhangi şeylerde Ferhan Şensoy'un söylediği benim de aklımda 20-30 yıldır yer etmiş bir sözdür. Diyordu ki Ferhan Şensoy, aşık mahzunu şerif domdom kurşununu Maraş'ta öldürülen devrimcilerin arkasından yazdı. Siz diskolarda dans edesiniz diye değil. Ya şimdi kaşların arasından domdom kurşunu değdi. Yani 9-8'lik bir şarkı haline, türkü haline geldi. Değişiyor ama ömürleri uzuyor, yaşıyor. İşte senin ne söylemek istediğin kadar karşı tarafında ne anladığı önemli.